Arkadaşım selamlar ben İsmail Hocan, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın, hoş geldin. Evet, ikinci dereceden denklemler üçüncü haftadayız biliyorsun ve kaldığımız yeri hemen sana hatırlatayım. Diskriminant hesabıyla kök bulma yöntemi. Evet, şimdi biz iki tane bir çarpanları ayırmayla bir de sevgili arkadaşım tam kare yöntemiyle kök bulmayı öğrendik. Şimdi ise diskriminant hesabıyla kök bulacağız bu videoda. Bunu öğreteceğiz size ve çok iyi öğreneceğinizden eminim. Evet hazırsanız abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz kaleminiz kağıdınız çıktınız önünüzde ise başlayalım dersimize. Hadi bakalım buyurun. Ekranımı da ben size Yansıttıktan sonra şöyle yaklaştırayım ve başlayalım. Diskriminant hesabıyla ben kökleri nasıl bulurum? Öncelikle bize ikinci dereceden bir denklem lazım. Ve sen bu denklemi ister çarpanlarını ayır istersen ayırama. Hiç sıkıntı değil bütün ikinci dereceden denklemlerin köklerini bu şekilde diskriminant yoluyla bulabilirsin. Evet deltası sıfırdan küçük olanları da sen konuyu biliyorsun ama ben hatırlatmakla mükellefim. E, deltası sıfırdan küçük olanların da... Biz köklerini diskriminantta bulabileceğiz ama ondan önce bize ne lazım? İkinci dereceden denklem. İkinci dereceden denklemde ise diskriminant bakamazsın tabii ki. Peki biz burada A, B ve C ile çok fazlasıyla ilgileneceğiz. Çünkü diskriminantın formülünde fazlasıyla kullanacağız bunları. Diskriminant yani kısaca delta dediğimiz şey aslında kısaca dediğimiz baş harfi. Yani Yunanca'daki D harfi böyle üçgenle gösteriliyor. AX kare artı BX artı C eşit sıfır denkleminin diskriminantı da B kare eksi 4 AC ile hesaplıyorsun. E hocam ben bunu hesapladım. Ne oldu şimdi? Bunu hesapladıktan sonra şunu yapıyorsun. Eksi B artı kök delta bölü 2A. Eksi B eksi kök delta bölü 2A bize 1 ve ikinci köklerimizi vermiş oluyor. Evet iki tane formül. Bir delta formülü B kare eksi 4AC. Diğer formülümüz de kökler. Zaten bir tanesi şurada artılı öteki de burası eksili olan formül eksi b artı veya eksi kök delta bölü 2a ile bulunacak. 10. örneğimize senle birlikte bakalım ama senle birlikte olması önemli. Kendi kendime işlemeyin burada dersin. Evet ne diyor? x kare eksi 3 x eksi 10. Ya hocam ben bunu eksi 5'e artı 2 diye ayırırım. Burası da x'e x işte kökler eksi 2 ve artı 5. Evet öyle ki zaten kökleri öğrendiğiniz tüm metotlarla bulunuz demiştik. Tamam şimdi o zaman şöyle yapalım. Birinci metot. Birinci hiçbir şey bilmiyoruz şu an biz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Birinci metodumuz çarpanlara ayırarak bulalım. X'e x, e, x ayırdım. Eksi 5'e artı 2 diye ayırdım. Birinci köküm 5 geldi. İkinci köküm eksi 2 geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Pekala ikinci yönteme bakalım şimdi. Tam kareyi tamamlama yöntemi demiştik. E tamamlayalım. X kare eksi 3x Şimdi şurasının yarısı kaç? Eksi 3 bölü 2. Karesi kaç bunun? Artı 9 bölü 4. Tamam böyle olursa tam kare oluyor. Pekala ama bize eksi 10 lazım. Eksi 10'u yakalayabilmek için buraya ne gerekiyor? Şimdi ben 9 bölü 4'e ne eklersem burası eksi 40 bölü 4 olur. Tabii ki eksi 49 bölü 4 çıkarırsam şu şekilde. Şurası ne olur bak. Eksi 40 bölü 4'ten eksi 10'u verir bize. Çok güzel. Şimdi ben bu sarılarla gösterdiklerimi bir sileyim. Hmm. Düzenli dursun değil mi? Şurayı da silelim. Şimdi burası ne oldu arkadaşım? X eksi 3 bölü 2'nin karesi olmuş oldu. Pekala. Ben bu eksi 49 bölü 4'ü karşıya atarsam burası 49 bölü 4 yapar. Şimdi ise şunu sorguluyoruz. Neyin karesi 49 bölü 4'tür? Tabii ki 7 bölü 2'nin. O halde x eksi 3 bölü 2 ya 7 bölü 2'dir... Veya x eksi 3 bölü 2 eksi 7 bölü 2'dir. Çok güzel. O halde x eşittir ya 7 artı 3 bölü 2 yapar, ya da x eşittir eksi 7 artı 3 bölü 2 gelir. Şurası 10 bölü 2'den 5'tir. Burası da eksi 4 bölü 2'den eksi 2'dir. Bir şey diyeyim mi? Bak buradaki 5 ve buradaki eksi 2 biz zaten burada da bulmuştuk. Demek ki tam ukar yönteminde bu şekilde çalışıyor. Pekala hala üçüncü yöntemimiz ise az önce öğrendiğimiz yöntem diskriminant yöntemiyle kök bulma. Hemen delta'yı buluyoruz. Delta'mız eksi 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 10 dedim. Ve şurasına geldi 40. 9 daha 49 yapar. Demek ki delta'mız 49. Şimdi birinci kökümüz eşittir diyelim. Eksi b artı kök delta bölü 2a'ydı. Hatta var ya ben şunu şöyle sileyim. Şöyle yazalım. X1 virgül 2. Yani 2 kökü 1'den bulalım. Artılı eksili diyelim tamam mı? Şimdi birinci ve ikinci kökler nelerdir? B'miz eksi 3'tü. Eksi eksi 3 artı 3 yapar. Artı veya eksi kök 49 bölü 2A. A'sı 1 olduğu için 2'dir deriz. Ve hatta şuradaki kök 49 var ya o da 7'dir değil mi? Onu da 7 olarak yazalım. Bak şimdi. 3 artı 7 bölü 2 bana 5'i verirken 3 eksi 7 eksi 4 bölü 2'den eksi 2'yi bulurum. Yani bir köküm 5 diğer köküm eksi 2 oldu. Yine aynılarını bulduk. Yani senin bulduğun şeyin yöntemi önemli değil. Neyle istiyorsan öyle bul. Hangisiyle rahat, yap, hangisiyle rahat hissediyorsan kendini o şekilde yap. Sonuçta burada en önemli olan şey senin rahatlığın. Başka bir şey değil. İkinci en önemli şey de doğru sonucu bulman. Hem rahatsan hem de doğru sorucu buluyorsan zaten başarılı bir şekilde geliyor. Şimdi burada hocam hangi yöntemi tercih edelim? Ya bir dakika şimdi çarpanlarına ayırabiliyorsa zaten çarpanlarına ayır. Yani şöyle bir yöntemi mi tercih edersin yoksa şöyle bir yöntemi mi tercih edersin? E, tabii ki birinci ama çarpanlarına ayrılmıyorsa artık senin karar vermen gereken şu mu şu mu? Şimdi çarpanlarına ayrılabildiği için şu 49 geldi zaten, tamam mı? Yani delta dediğimiz olay karesel geldi. Köklü sayıyla möklü sayıyla uğraşmadık, çok dışına çıkabildi. Hemen şuraya bak, sana tavsiyem. Şurası var ya şurası, eğer burası tek sayıysa delta'ya git. Eğer çift sayıysa tam kareye git. Tamam Olay bu. Çünkü neden? Burası tek sayıysa yarısını aldığın zaman işte eksi 3 bölü 2 işte 7 bölü 2 işte 9 bölü 2 ne bileyim 13 bölü 2 gibi kesirli sayılar gelmek zorunda ama çiftse orası 14 bölü 2 dersin al sana 7 olur. Ne bileyim 24 bölü 2 dersin sana 12'yi verir gibi. E dolayısıyla da 7 ve 12'nin karesini almak şurada da bize neyi doğuracak? Güzel bir tam sayı doğuracak. Buradaki gibi 3 bölü 2'nin karesini buraya yazıp acaba 9 bölü 4'ten ne çıkarırsam eksi 10 gelir gibi düşünmeyeceksin. Daha rahat işlemler yapacaksın. Bir daha söylüyorum. Şurası çiftse tam kara yöntemi. Tekse diskriminanta yönel. Başka hiçbir şey düşünmene lüzum yok. Ben sana olayı gayet kısa bir şekilde anlattım ve devam ediyorum yoluma. Diskriminanta göre denklem yorumu yapma. Evet. Discriminant hesapladığımızda karşımıza çıkan sonuç bize ikinci dereceden denklemin çözüm kümesi hakkında yorum yapabilme imkanı sunar. Bu konunun başında bahsettiğimiz çözüm kümesinin eleman sayısının alabileceği değerler hakkındaki cümleyi tekrar hatırlamanı rica ediyorum. Ne demiştik? Maksimum iki eleman olabilir demiştik. Çözüm kümesi ikinci dereceden denklemlerde. Şimdi buradaki yoruma bir bakalım. Eğer delta sıfırdan büyük ise Denklemin birbirinden farklı bak burası çok önemli. Birbirinden farklı iki tane reel kökü vardır. Reel kelimesi burada çok önemli. Delta sıfırdan büyükse birbirinden farklı iki tane reel kök var ve çözüm kümesi de doğal olarak hop hop iki elemanlı. Birbirinden farklı çünkü. Eğer delta sıfıra eşit olursa çakışık iki tane reel kök vardır. Çakışık ne demekmiş? Birbirine eşit demekmiş. Denklemin çözüm kümesi de tek elemanlı olur. Neden? Çünkü birbiriyle aynı olan iki sayıyı bir Kümenin içerisine birden fazla yazamam, e bir tane yazacağım. Peki delta sıfırdan küçükse, o zaman çok basit. Reel kök yok. Reel kök olmaması demek, bu denklemin iki tane kökü olmayacağı yer olacağı gerçeğini değiştirmez. Ancak yine her zaman olduğu gibi iki tane kök vardır. Sadece bu kökler reel değildir. Nasıl köklerdir? Karmaşık köklerdir. Peki bu karmaşık ne demek? Konunun son videosu. Tamam, konunun son videosunda bunları gayet detaylı bir şekilde ele alacağız. 11. örnek. x kare eksi 5x artı 2 artı m eşit 0 denkleminin birbirinden farklı iki tane gerçek kökü var. Buna göre m'nin alabileceği değerlerin kümesini bul demiş. Şimdi arkadaşım burada delta dediğimiz muhabbet sıfırdan büyük olmalı. Niye? Çünkü birbirinden farklı iki tane reel kök var. Sana bunu söylüyorsa delta ile alakalı bir şey söylüyordur. Tamam mı? Pekala o zaman delta'yı bulalım. Eşittir eksi 5'in karesi 25 eksi 4 çarpı 1 çarpı 2 artı m dedim ve 0'dan büyüktür yazdım. Düzenlersem eğer 25 eksi 8 eksi 4 m büyüktür 0 gelir. Böylelikle 4 m küçüktür 17 yapar. Her iki tarafı 4'e bölersem ben m küçüktür 17 bölü 4 olur. M'nin alabileceği değerlerin kümesi neresidir o halde? M elemandır. Tabii ki eksi sonsuz da 17 bölü 4 açık aralığıdır diyebilirim. Pekala. Hocam başka bir yöntemi var mı bunun? Senin bildiğin kısa bir yöntem falan. Var var. Gel. Gel gel şimdi buraya bak. Şöyle yapıyorsun. Eksi 5 var ya. Yarısını alıyorsun. Eksi 5 bölü 2. Karesini alıyorsun. Ne gelir? 25 bölü 4 gelir. Delta sıfırdan büyükse bunun yarısının karesi de C'sinden yani şuradan M 2'den daha büyüktür diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi 2'yi şu tarafa salla bakayım. 25 bölü 4 eksi 8 bölü 4 büyüktür m derim. 25'ten 8'i çıkardın ne oldu? 17 bölü 4 büyüktür m mi oldu? Bu ne demek? Bu ne demek? m 17 bölü 4'ten küçük demek. Bak aynı kapıya çıktık gördün mü? Bu kadar basit. 12. örnek x kare eksi 8 x artı m artı 3 eşit 0 ney varmış çakışık iki tane reel kökü varmış çakışıksa delta sıfıra eşittir. Ya da eksi 8'in yarısı m artı 3'e eşittir. Hep eşitlik bak. Çakışık reel kök. Önce delta'dan bakalım. Delta neydi güzel kardeşim? B kare eksi 4 ac'ydi. 1. İkinci olarak gideceğimiz adım eksi 8'in karesi hocam 64. Eksi 4 çarpı a'sı 1 zaten yazmıyorum. M artı 3 dedim. Eşittir 0 oldu. Şimdi 64'ten 64 çıkarsa 0 olur. O zaman buranın 64 olabilmesi şuranın ne olması lazım? 16. Demek ki M artı 3 kaçmış? 16'ymış. O zaman M kaçtır? Tabii ki 13'ün ta kendisidir. Bu bir cepte. İkinci bir yönteme bakalım hemen. Ne demiştim? Eksi 8'in yarısı. Hocam eksi 4. E karesi 16. İşte 16 M artı 3'e eşittir deriz. Buradan M 13'ün ta kendisi gelir. Bak delta'ya melta'ya bakmadan yapıyorum bunu. Tamam. Delta'ya melta'ya bakmıyorum. Şurada ne dedik? Delta sıfırdan büyük olmalı dedik değil mi? Bu yorumu yaptık. Tamam delta sıfırdan büyükse bunun yarısının karesi bundan büyüktür. Bak yine büyük dedim. Buraya geçtim. Ne oldu? Delta'nın sıfır olduğunu anladın mı? Anladın. Buna karar verdin. Bunun yarısının karesi buna eşittir diyorum. Bak delta eşit sıfırsa bunun yarısının karesi de buna eşit olacak. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi devam edelim. 13. örnek. Abi gerçel sayı. Eyvallah x kare eksi 4x artı 2 artı a eşit 0 denkleminin reel sayılarda çözüm kümesinde eleman bulunmadığına göre reel sayılarda çözüm kümesinde eleman yoksa bunun reel kökü yok. Yani delta sıfırdan küçük. Hadi bir deltalı çözelim önce. Delta eşittir neydi? B kare eksi 4 a c idi. Pekala b'miz kaç? Eksi 4 karesi 16 yapar. Eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si de a artı 2 ya da 2 artı a hangisini tercih edersen sıfırdan küçüktür dedik. O halde burası 16 eksi 4 a. Eksi 8 sıfırdan küçük yapar. 4 a da büyüktür. Ne gelir? 16'dan 8'i çıkardım. 8 geldi. Demek ki a kaçtan büyükmüş? 2'den. Şimdi a'nın değer aralığı sorulmuştu bize. a elemandır. 2 ile sonsuz aralığı diyebiliriz. Diğer bir yöntem var mı hocam? Var tabii ki. Bunun kendisine eksi 4. Yarısı eksi 2. Karesini aldım 4. 4. Neydi? Delta sıfırdan küçük o zaman 4 de a artı 2'den küçüktür. 2'yi bu tarafa alırsam 2 a'dan küçüktür. Yani a 2'den büyüktür. Bitti. Direkt şuraya geçebilirsin. Yani delta'yı hesaplamak zorunda kalmadan bunları yapabildiğin için tabii ki daha da kısa sürüyor. Ben sana hangisini tavsiye ediyorum? Tabii ki sağdakini tavsiye ederim. Yani bir kere zamanı inanılmaz derecede güzel kullandır diyor sana zaman kalıyor geriye doğal olarak da ikincisini ben sana tavsiye ederim tabii ki. Senin iyiliğini istiyoruz lan şurada değil mi? Örnek 14. B ve C reel sayılar. X kare artı BX artı C ikinci dereceden denkleminin diskriminantı da deltaymış. Şimdi diyor ki eksi B eksi kök delta eşittir eksi 5'tir hocam diyor. Tamam güzel. Denklemin küçük kökü sorulmuş. Şimdi şuranın sana bir şey anımsatması lazım. Anımsatmıyorsa bir sıkıntı var. Demek ki sen kök formüllerini falan iyi öğrenememişin demektir. Şimdi ben burada birinci kökü eksi b artı kök delta bölü 2a ile buluyordum. İkinci kökü de eksi b eksi kök delta bölü 2a ile buluyordum değil mi? Peki bunun a'sı kaç? 1. Yani o zaman a'sı 1 ise ben şu bölü 2'leri falan ortadan bir kaldırayım olmaz mı? Şimdi şu birinci şu ikinci kök. Bunlardan hangisi küçük hangisi büyük? Artılı olduğu için bu büyük kök. Eksili olduğu için hocam bu da küçük köktür. Yani sağdakini mi istiyor benden? E, evet. Sağdakini istiyorsa ben eksi b eksi kök delta bölü 2'yi hesaplarsam küçük kökü bulurum. E iyi de zaten bana eksi b eksi kök delta'yı vermiş adam. Neymiş? Hocam eksi 5. E 2'ye bölersem bu da bana küçük kökü verir derim o halde. Gördün mü? Ne kadar basit. Aslına bakarsan üsttekilerden çok çok daha basit bir soru. Ama alışkın olmadığımız bir tarzda olduğu için bize zor geliyor. Yapacak bir şey yok. Soruyu güzel okuyacaksın ve çözeceksin. Tamam. Ne diyor şimdi burada? Bu ikinci dereceden denklemin çakışık iki tane reel kökü varmış. Çakışık iki tane reel kökü varsa delta nedir? Sıfırdır hocam. Tamam güzel delta'yı hesaplayalım şimdi. Delta. B kare eksi 4 AC. Şimdi öteki yöntem yapılabilir mi? Şunun yarısının karesi muhabbeti yapılmaz. Niye? Çünkü burası 1 değil. Ona dikkat. Tamam orası 1 1'se yapacaksın bunu. Delta eşittir 0 olmalı. Peki B'nin karesi B dediğimiz yer şurası. Nedir? 4 A karedir. Eksi 4 çarpı A'sı ne? A artı 1. C'si ne? A eksi 2. Çok güzel. Eşittir 0 olmalı dedim. Şimdi 4 A kareyi yazdım buraya. Eksi 4 parantezinde şu ikisini bir çarpalım güzelce. A'nın karesi eksi A eksi 2 gelir. Eşittir 0 dedim. 4'ü içeri dağıtıyorum. Yukarı taşıdım işlemi. 4 A'nın karesi eksi. Bak 4 A kare artı 4 A artı 8 yapar eşittir 0 dedim. Burada 4 A kare ile eksi 4 A kare birbirini götürür. Ve 4 A artı 8 bize 0'ı verir. 8 karşıya lütfen. 4 A eşittir eksi 8. Her iki tarafı 4'e bölelim. A eşittir eksi 2 mi geldi? Benden ne istenmişti? A kare eksi 2A istenmişti. E peki yazalım o zaman yerine. Eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı eksi 2 dedim. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 kere eksi 2 de artı 4 yapar. Dolayısıyla doğru cevap 8'in ta kendisi olur. Bu kadar kek işte. Tamam harbiden kek yani. Ama tabii öğretici sorular. Sınavda karşınıza daha zorları çıkar mı? Çok zoru değil. Bir tık zoru çıkar. Bak emin ol bir tık zoru çıkar. Yani sınav sorusu diye zor olmak zorunda mı ya? Hani böyle bir zorunluluk var mı ya? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sen ne kadar iyi öğrenirsen her şey o kadar basit gelmeye başlar. Bu dediğimi sakın sakın unutma. Benden sana abi tavsiyesi. Şimdi notumuza bir bakalım. Diyor ki: "ABC gerçel sayı e A sıfırdan farklı. ax artı Bx artı C ikinci dereceden denklemdi zaten, değil mi? Pekala. Bu köklerin önemli olan kelimeyi söylüyorum. rasyonel olabilmesi için köklerin rasyonel olabilmesi için aynı denklemin diskriminantının kare kök dışına çıkması gerekir. Peki bir ifade kare kök dışına nasıl çıkar? Şöyle delta diyelim. Nasıl çıkar? Tabii ki bu delta bir karesel sayı çıkar. P kare gibi, A kare gibi, X kare gibi, Y kare gibi, Z kare gibi bir karesel sayı ise bu delta dediğimiz muhabbet kök dışına çıkar. Peki biz bunu niye istiyoruz? Çünkü benim denklemimin Köklerinin formülü aha böyle bir şeydi. Tamam. E şimdi buna göre ben bu ifadenin rasyonel olabilmesini istiyorsam e şurası irrasyonel kalmaması lazım doğal olarak. Onun da rasyonel olabilmesi gerekiyor. Peki kare köklü bir ifadenin rasyonel olabilmesi için ne gerekiyor? Tabii ki içerideki sayının karesel olması gerekiyor ki bu kare kökle buradaki karesel sayı birbirini götürsün ve o karesel sayının tabanı dışarı çıksın. E güzel 16. soruya bakalım o zaman ne diyor? m pozitif tam sayı diyor e, eyvallah x kare artı 5x artı m eşit sıfır denklemi rasyonel köklere sahipmiş m kaç farklı değer alabilir diye sormuş Şimdi m'nin hem e, hangi değerler alabildiğini bulalım veya soruyu değiştirip şu şekilde de düşünebilirsin m'nin alabileceği değerlerin toplamı e, m'nin alabileceği değerlerin çarpımı m'nin alabileceği değerlerin ne bileyim en büyüğünden en küçüğü çıktığında kaç kalır gibi değiştirebilirsin bu soruları sıkıntı yok ama biz burada kaç farklı değer alabilir diye sormuşuz. Bir deneyelim bakalım. Ne olması gerekiyor rasyonel köklere sahip olabilmesi için? Deltasının karesel olması gerekiyor. Güzel. Hemen delta'yı hesaplayalım. B kare eksi 4 ac idi biliyorsun delta. E peki B'nin karesi yani 5'in karesi ne var? 25 eksi 4 çarpı 1 çarpı c yani m. Bu da neyi verir? 25 eksi 4 m'yi verir değil mi bize? E tamam. Hoş. Bunun ne olması gerekiyordu? Karesel bir sayıya eşit olması gerekiyor. Şimdi M neydi? Pozitif tam sayı. Yani sıfır alamaz. O halde M'nin alabileceği ilk değer 1. 25'ten 4 kere 1, 4 yapar. 25'ten 4'ü çıkardın, 21 geldi. Karesel mi? Hayır değil. 2 olursa M. 25'ten 8'i çıkardım, 17 geldi. 17 karesel mi? Hayır. M3 olursa 25'ten 12'yi çıkardım, 13 geldi. 13 karesel mi? Hayır. M4 olursa 25'ten 16'yı çıkardım. Ne geldi? 9. 9 karesel mi? Evet. Güzel. Devam. M5 olursa 25'ten 20'yi çıkardım. 5 geldi. 5 karesel mi? Hayır. Peki 25. M6 olursa 25'ten 24'ü çıkardım. 1 geldi. 1 karesel mi? Evet. M7 olursa 4 kere 7 28. 25'ten 28'i çıkardım. Eksi 3 geldi. Şimdi zaten negatif sayılar karesel olmamalı zaten değil mi? Öyle bir muhabbet söz konusu bile değil. Şimdi demek ki buradan sonra bakmama gerek yok. E bize ne demişti? M'nin alabileceği farklı kaç farklı değer vardır? Bir 4 varmış, bir de 6 varmış. Yani toplamda 2 taneymiş arkadaşlar. Cevap bu. Ha ne demiştik mesela? Burada M'nin alabileceği değerlerin toplamı sorulsaydı 4 ile 6'nın toplamından 10 derdik. M'nin alabileceği değerlerin çarpımı sorulsaydı 4 kere 6'dan 24 derdik. M'nin alabileceği değerlerin pozitif farkı sorulsaydı 6'dan 4'ü çıkarırdık 2 derdik. Negatif farkı sorulsaydı 4'ten 6'yı çıkarırdık eksi 2 derdik. En büyük değerinden en küçük değerden farkı diye sorulmuş olsaydı 2 derdik. Yani Tabii ki mesela şöyle diyebilirdim. M'nin alabileceği değerler, değerleri kök kabul eden ikinci dereceden denklemi bulunuz derdi. O zaman da bambaşka işlemler yapardık. Tamam. Şimdi dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bizim olayımız bu. Rasyonel katsayılı diyorsa delta'nın karesel olması şarttır. Evet şimdi biz ne yaptık bugün? Şimdi bu dersimizde bu videomuzda gençler şuradan başladık. Diskriminal hesabıyla kök bulma yönteminden başladık. Burayı inceledik. Diskriminantta kökleri bulduk. Diskriminantla sevgili arkadaşlarım e, denklemin çözüm kümesi arasındaki bağıntıya baktık. Denkleme göre yorum yaptık arkadaşlar. Delta sıfırdan büyükse birbirinden farklı iki tane reel kök vardır dedik. Daha sonrasında delta sıfıra eşitse çakışık kökler vardır dedik. Delta sıfırdan küçükse reel kök yoktur dedik ve buraya da bir not almıştık hatta dedik ki konunun son videosunda karmaşık kökleri de bulacağız demiştik. Daha sonrasında bunları da hallettikten sonra şurada da bir uyarı verdik. Bu uyarıda da dedik ki kökler rasyonel olacaksa eğer delta karesel olmalı dedik. Yani delta'nın kök dışına çıkabilmesi gerekiyor dedik ve bununla alakalı güzel bir soru çözdük. 16 tane örnek çözdük 2 tane derste. Şimdi ise ikinci dereceden denklemlerin katsayılarıyla kökleri arasındaki ilişkiye el atacağız. Biz burada denklemi çözmeden, köklerini bulmadan, köklerin toplamını, çarpımını, farklarının pozitif değerini, negatif değerini her şeyini bulabileceğiz arkadaşlar. Ama tabii ki bu diğerinden farklı bir konu olduğu için yeni bir dersimizin konusu olacak. Yeni videonun konusu bu olacak arkadaşlar. O halde diğer videoda görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.